yükseldi. Şimdi dolayısıyla bir yerden arttığı zaman bir yerden eksilmesi lazım. Ve öyle partiler var ki, mesela diyelim ki Zafer Partisi'nin görünme ihtimali vardır. Yoktu aslında, birkaç ay önce parti yoktu. Görünme ihtimali vardır. Niye? Yani göçmenler üzerinden çok radikal, çok dışlayıcı, ötekileştirici bir politika uyguluyor ve burada da özellikle İYİ Parti'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek alıyor. Bu da mantıklıdır ama rüyamızda göremeyeceğimiz, adını dahi duyamayacağımız bir parti görünmeye başladığı zaman ya oturup orada herhalde ya kehanet ya rüya gibi bir şeyler aramamız lazım. Hangi parti? Şimdi ismini vermeyeyim. Bamstukya Partisi'nden bahsediyorsunuz. Bir tanesi, evet. Hayır, şimdi siz, o... Bamstukya Partisi. Şimdi büyük şeylere gelelim, oylara gelelim. Şimdi AK Parti seçimden bugüne sürekli 0-4, 0-3, 0-7 kaybetti. Hiç doğru bir şey değil. Uzun zaman oy kaybetmedi. Uzun yıllar oy kaybetmedi. Özellikle de mesela iki tane şey söyleyeyim. Pandemiyi çok doğru yönettiği zaman. Şöyle, AK Parti 2018'de kaç aldı? Ya şöyle, hayır, toplamda yani kaybı var. 1 Kasım seçimlerinde toplamda kaybı var. Sadece bir örnek vereceğim. Uzun yıllar dediniz ya. Şöyle, ben sadece bir hayret belirttim, söze girmedim. Bir şey yapacağım, bir örnek vereceğim. Yok, pandeminin... Sizde var mı bağımsız Türkiye Partisi? Bende görünmüyor. Sizde görünüyor mu? Sizde nasıl görünüyor efendim? Ya da başka görünen var mı? Ya da bu anketlerle ilgili... Belki de bazı partilere mercekle bakmak lazım. İhsan Bey ile anket sonuçlarımız de, genelde tüm paralel anket firmaları var. Bağımsız Türkiye Partisi yeni bir parti değil. Mehmet Akif Bey çok eski bir parti. Biliyorum, genel başkanı bu dönemde değişti. Vatan Partisi ve genel başkanı farklı değil. Bir söylem dili geliştiriyor. Şimdi şeye geleceğim. Şöyle, AK Parti oylarına geleceğim. Onu da bir değerlendireyim de şeyden kaçmasın. Şimdi kaçtı AK Parti. İhsan Bey. Efendim? Kaçtı 2018'de. Böyle 42'den geliyor. Fakat şöyle, bir iki örnek vereceğim. Yani hareket kabiliyetini